Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuz 6. sınıflar zeka oyunları seçmeli dersi. 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere de bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Gerçekten işinize çok yarayacaktır. Genellikle dikkat sorusu arkadaşlar bu tarz sorular. Bakalım ilk sorumuzda bizden ne isteniyor? Aşağıdaki harf eşleştirme oyununun kurallarına uygun olarak çözünüz. Yönergemiz şu arkadaşlar, kuralımız şu. Yalnızca yatay ve dikey çizgiler kullanarak hiçbir bağlantı birbirleriyle kesişmeden, dolayısıyla hiçbir çizgi diğerinin üstüne böyle geçmeden veya çapraz olmadan tüm noktaları kullanarak aynı harfleri birbirine bağlayacağız. Bahsettiğimiz biraz işimiz zor arkadaşlar. Şimdi buradan E'ye doğru gelsek önümüzde C var. Dolayısıyla yukarıdan geleceğiz, böyle yapacağız. Bu sefer A'nın önü kesiliyor falan. Biraz düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben de mümkün olan farklı renklerle yapacağım ki bahsettiğimiz ifade renkler bu. Çizgiler birbirine karışmasın. Arkadaşlar burada bahsettiğimiz, çünkü buralarda diğer harflerin gidiş yolları olduğu için E'yi en kısa yoldan diğer ile birleştirmek arkadaşlar istediğimiz yol. Evet, E için böyle bir ifade yol çizebiliriz. Bahsettiğimiz D hiç kimseye karışmadan yukarıdan direkt diğer D ile aynı şekilde arkadaşlar buluşabilir. Burayı da şöyle yeşil bir çizgiyle ifade edelim. Bir diğer ifademizde sırada ne var? Bu sefer B var arkadaşlar. Bu B'yi de aynı şekilde şöyle yine C'nin üzerine gelmeden bu şekilde birleştirelim. Bakın hiçbir çizgi şimdilik bir diğerinin üzerinden veya yanından geçmiyor. Değmiyor, temas etmiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kural buydu arkadaşlar. Kala kala ne kaldı? A, C kaldı arkadaşlar. Peki A ile C'yi nasıl birbirine götüreceğiz? Şimdi ilk önce A'yı birbirine yakınlaştıralım. Çünkü bu köşede arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir yolumuz var. A'dan A'ya bu şekilde gidebiliyoruz ki görüldüğü üzere yine çizgiler birbirine değmiyor. Ama hadi buyurun bakalım. C'yi ta şu yukarı nasıl götüreceğiz? Dolayısıyla aralardan gitmek zorundayız arkadaşlar. Yine önümüzde bir engel yok. Onun için C'den şöyle başlıyoruz. Geldik. Yine yukarı gidiyoruz. Yine böyle geliyoruz. Yukarı, yine aynı şekilde C'ye ulaşıyoruz. Görüldüğü üzere hiçbir çizgi birbirine temas etmiş değil arkadaşlar. Sınav heyecanıyla bu tarz şeyleri göremeyebiliyorsunuz ama sakin kafayla genellikle böyle sağlı sollu gitme üzerine kurulur bu tarz sorular diyelim. Ve geçelim bir başka soruya arkadaşlar. Yine şekilli bir sorumuz var. Bu görselde bizden ne isteniyor bakalım. Arkadaşlar aşağıda sizce kaç tane küp vardır şeklinde bir ifade var. Evet, küp bulunması isteniyor bizden. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki tek katlı ve çift katlı küpler var. Dolayısıyla bu çift katlılar ikişer tane olduğu için o zaman 2, 4, 6 ve 8 tane bunların toplamı var. Geri kalan teklileri de üzerine eklediğimizde zaten ortaya çıkacak. Dolayısıyla 8'i bir köşeye yazalım. Diğeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de tek katlı var. 8 artı 7, 15 tane küpün olduğunu gayet iyi anlayabiliyoruz. Çünkü bazıları şu arkada görülmediği için, şunun altındaki mesela görülmediği için gözden kaçabiliyor. İlk önce ben 2 katlı, 3 katlıları tespit edip onların sayısını bir köşeye yazmak, tek katlar saymak zaten kolay. Dolayısıyla 15 tane küpün olduğunda böyle basit bir yöntemle sizlere hatırlatmış olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Burada ifade edilen bir sudoku var. Sudoku çözmeyi bilirsiniz arkadaşlar. Sudokusunda özellikle verilen 6'ya 6, 3'e 3, 9'a 9 gibi ifadelerde aynı sırada, aynı sütunla veya sayıda kesinlikle bir rakamdan iki defa olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla böyle sorular çözmenin en güzel ve kolay yolu öncelikle çok rakamın verildiği bölümden başlanmalı. Mesela burada ne var? 2, 3, 4. 2, 3, 5, 4 var. Buraya gelse ne gelir arkadaşlar? Olmayan rakamlardan. Çünkü 1 ile 6 arasında olmak zorunda rakamlar. 1 eksik, 6 eksik. Dolayısıyla şuraya 1 ile 6'yı bir yazalım. Ama şöyle bir kural daha var ki. Mesela burada 1 olduğu zaman. Diyelim ki şuraya ya 1 gelecek ya 6 ya. Buraya 1 yazarsak bakın burada da 1 var. Böyle sütun olarak ve böyle satır olarak aynı rakamdan 2 tane olmayacak. Yani benim buraya 1 yazma şansım yok. Diğer otomatik olarak 6 yazacağım arkadaşlar. Onun için buraya hemen tespit ettim 6. Buraya da zaten tek seçeneğim 1 kaldı. 1 yazmak şeklinde olacak arkadaşlar. Bu kurala dikkat edeceğiz. Bakın hem satır hem de sütun olarak bir sırada aynı sayıdan 2 tane olmayacak.
Diğer yoğun yere bakayım. 2, 3, 5, 6. Dolayısıyla ne kaldı arkadaşlar? 1 ile 4. Şu yukarı 1 veya 4 gelecek. Şimdi ben buraya 4 yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Çünkü aynı satırda 4 var. Dolayısıyla buraya gelecek olan rakam 1. Buraya gelecek olan rakam 4. Bakın 4 burada yok. Ama 1 de burada yok. Dolayısıyla uygun olması gerekiyor. 1 ve 4'ü. Burayı da hallettim. Bir başka bölüme geçiyorum. Arkadaşlar bakın burada eksik tamamladıkça zaten işimiz daha da kolaylaşıyor. Burada uygulanması gereken tek rakam var. 1, 2, 4, 5, 6. Ne kalmış? 3. Buyurun burayı da 3 şeklinde yazdık. Doldurdukça işin zevkini göreceksiniz. Bakın 2 var. 3, 4, 5, 6. O zaman 1. Buraya da 1 yazmak zorundayım. Doldurdukça işimizi kolaylaştırıyoruz böylelikle. Bir diğer ifademize bakalım. Şimdi burada bahsedilen rakamlardan 1, 3, 6 kaldı. Dolayısıyla şu üstteki rakamlara iyi dikkat ediyoruz. Alttakilere her bir köşeden gözümüz açık olmalı arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz ifade, atıyorum şuraya bakalım. 6 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Dolayısıyla buradaki rakamlarla çakışmaması lazım. Buraya 1, 2, 4 gelemez arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 6 rakamını yazalım. Dolayısıyla 1, 2, 4, 6 var. Gelmeyen rakamlar 3 ile 5 var. Şimdi benim buraya 5 yazma şansım yok. Çünkü burada 5 var. Dolayısıyla buraya 3, buraya da 5 yazmak zorunda. Evet, bir satırı daha doldurmuş olduk. İşimizi gittikçe kolaylaştırmış olduk böylelikle. Şimdi şuraya bakalım. 5, 6, 1, 3. Olması gereken rakamlar 2 ve 4 arkadaşlar. Şimdi benim buraya 2 ve 4 yazmam için buraya bakıyorum. 2'den 4'ten 1 var mı? 4 var. Dolayısıyla benim buraya bir daha 4 yazma şansım yok. Buraya 2, buraya da otomatik olarak 4 yazacağım arkadaşlar. Aynı şekilde alt satırı dolduralım. Bakın 1, 4, 5, 6, 2 ile 3 kalmış. Buraya veya buraya 2 veya 3 koyacağım ama buraya 2 koyma şansım var mı? Yok. Çünkü burada 2 var. Onun için buraya 3 koyacağım. Buraya da otomatik olarak 2'yi doldurmuş oluyorum. Yukarıdan baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 6 kalmış. Gelmesi gereken bir rakam kalmış, o da 5. 1, 2, 3, 4. Bakın buraya 3 veya 4 yazacağım. Dikkat etmem gereken ifadeye bakın. 3 ile 6 kalmış. Buraya 3 yazamam çünkü yukarıda 3 var. Dolayısıyla 6'yı tercih edeceğim. Buraya 3'ü koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Gelmesi gereken 6. Dolayısıyla hemen boşluğa odaklanıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Eksik olan 1. Burayı da bir rakamıyla dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Özür diliyorum. Arada bir dilim, boğazımız gıcıklanıyor arkadaşlar. Çok konuştuğumuz için. Çünkü bu aralar günde her gün en az 8-10 tane video çekiyoruz. Bu tarz mazurlarımızı hoş görün diyelim. Arkadaşlar burada kuralı unutmayacağız. Sütuna veya satırda aynı rakamdan İki tane olmayacak, çakışmayacak. Bu mantıkla bol bol sudoku sorusu çözerseniz zaten sınavlarda çözenlerin bir adım önde olduğunu da hatırlamış oluyoruz böylelikle. Aşağıdaki resimde yerleştirilmiş olan 5 şehir ismini yazın. Evet, bu da tamamen dikkate ait bir şey arkadaşlar. Yani herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şöyle gözümüzü dolaştırmamız bile yeter. Hemen sol taraftan başlayalım. Evet, Samsun'a rastladım bile. Şehir ismi diyor. Dolayısıyla birincisi Samsun. Devam ediyorum. İzmir. Gördüğümüz üzere arkadaşlar burada İzmir şeklinde yazıyor ama onları büyük iyi olarak düşünelim. Burada da İzmir var. Devam ediyorum. Aynı şekilde bir sonrakinde arkadaşlar. Evet, Tokat yine bir ilimiz. Buraya Tokat yazalım. Devam ediyoruz aynı şekilde gözümüzü kaçırmadan. Burada herhangi bir şehre rastlamıyoruz. Buraya geldikçe evet. Burada da Ankara. Ankara'ya rastlıyoruz. Sonraki satırımızda burada herhangi bir şey yok. Alttakinde yine bir şehir yok. Burada da evet, burada da bir Sakarya görüyoruz. Burada da yine Sakarya'yı tespit ettik. Peki başka var mı yukarıdan aşağı? Ona bakalım. Evet, burada da bakın bir Sinop yazıyor ama Sinop görüyoruz. Şuraya Sinop'u da ekleyebiliriz fazladan. Bakıyoruz başka bir şehir gözümüze rastlayan mantıklı bir şehir görünmüyor arkadaşlar şimdilik. Bakıyoruz yine de kontrolde fayda var. 5'ten fazla da olabilir ama gördüğümüz üzere en sonda bir tane yine Kars'ı saklamışlar. Buraya Kars da
diyebiliriz. Ama bizden 5 tanesi istendiği için biz 5'ini yazdık. 2 tane de fazladan bulduk. Onu da sizlere hatırlatalım. Başka bir tarz bulmaca gelebilir arkadaşlar. Tamamen dikkate dayalı olması gerekiyor. Hepsi bu. Paniğe gerek yok. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleriniz. Aşağıdakilerden hangisi MEP Zeka Oyunları dersi eğitim programındaki öğrenme alanları içinde yer alan işlem oyunu türlerinden biri değildir? Evet, işlem oyunu türlerini arayacağız arkadaşlar. Bildiğimiz üzere işlem oyunu türleri dediğimiz zaman kapsül yine matematik zekayı geliştiren bir işlem oyunu arkadaşlar. Bahsettiğimiz Kendoku yine matematik zekayı geliştiren bir işlem oyunu. Rakamlarla oynanıyor bunlar biliyorsunuz. Kakuro aynı şekilde Sudoku'ya benzer bir oyun arkadaşlar. Kutuların 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurması esasına dayanan yine bir işlem oyunu. Ama Waffle arkadaşlar bir tatlıdır yani, hiç alakası olmayan bir şey konulmuş. Onun için cevap Ceyhan seçeneği olacak. Yani tuhaf bir isim var ama hiç oyun ismi falan da değil. Yukarıdaki görselde verilen oyun aşağıdakilerden hangisi? Evet, orada kale, at, fil, piyonları görüyorsunuz. Bu da bizi hemen satranca götürür arkadaşlar. Hiç de uzatmaya gerek yok. Cevabımız gayet de belli bu soruda. Son sorumuz aşağıdaki örüntüde. Soru işareti yerine ne gelmelidir ifadesi var arkadaşlar. Bakalım, örüntüyü bulmam lazım burada. 3'ten 8'e eksi 5 var arkadaşlar. 8'den 5'e bir düşme var. Artı 3. Devam ediyoruz. Burada özür dilerim, şurası artı. Burası da eksi olacak. İşaretleri yanlış koyduk. 5 artmış, 3 eksilmiş. 5 artmış artı 5. O zaman buradaki kural gereği 3 eksilecek. 10'dan geri eksi 3 olan 7 rakamı gelmeli arkadaşlar. Baştaki ilişkiyi iyi bulmalıyız. Aynen devam ediyor mu bakalım. 7'yi bulduk. 7 yani eksi 3'ten sonra yeniden bir 5 eklememiz gerekiyor. 7'ye 5 eklenince yine 12. Evet, örüntümüz tutuyor. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken rakamın 7 olduğunda örüntüyü tespit ederek rahat bulabiliriz arkadaşlar. Yeter ki örüntüyü adam gibi tespit edelim diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğendiyseniz, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz bizlere destek vermiş oluruz. Bundan sonraki videolarımızı da ikinci dönemde de aynen takip etmeye devam edin. Lütfen kanalımıza abone olup beğenilerinizi ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.